Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkıh ekolündeki derslerimiz devam ediyor. Sizlere keşif notları vererek geldik ve bu keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Konumuz namazın sünnetleri idi. Şimdi de o yüksek alimler, bakın ekol olarak Hanefi ekolünün o yüksek alimlerine göre şöyle bir ayrıca namazın sünnetlerine bir göz atalım. Bütün alimlerimizden Allah çok razı olsun ve ehli sünnet yolunda Allah için ilim nasip olmuş alimler, bu ilimleriyle insanlığın hizmetinde olan bütün alimlerimize Allah'tan çok rahmet diliyoruz, mağfiret diliyoruz, merhamet diliyoruz. İki cihanda da mutluluklar diliyoruz. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Şimdi dünyayı okutan en büyük ekollerden biri Hanefi ekolüdür ve öne çıkarak gelmiştir. Asırlardan beri dünyayı okuturlar. Kıymetliler, bunların da görüşüne göre ki burada görüşten maksat şudur. Bu yüksek alimler Kur'an-ı Kerim'i, sünneti, icmayı, kıyası, asli ve fer'i delilleri değerlendirerek hem rivayeti hem dirayetleri kullanmışlardır. Şöyle bir bakalım. İftidah tekbirini almak için iki eli erkeklerin kulak hizasına kaldırmaları, hür kadınların ise omuz hizasına kadar kaldırmaları Hanefi alimlerince sünnet demişlerdir. Yani sünnettir bunlar. Görüyorsunuz ki erkekler kulak hizasına kadar, kadınlar da omuz hizasına kadar ellerini iftidah tekbirinde kaldırıyorlar. Bu sünnet. Parmakları kendi haline bırakıp efendim o şekilde tekbir almak da sünnettir. Bu da parmakların hali. İftidah tekbirinin imamın iftidah tekbirine yakın olması da sünnettir. Erkeklerin sağ ellerini sol ellerinin üstüne efendim koyarak göbek altına, kadınların ise göğüsleri üzerine koymaları sünnettir. Sübhaneke okumak, euzü besmele çekmek, euzü okumak her rekatın başında Fatiha'yı okumadan önce gizlice besmele çekmek, bunlar da birer birer sünnettirler. Hanefi ekolünün bakın sünnetle ilgili onların okulundaki derslerden bahsediyoruz. Amin demek, tahmitte bulunmak ve bunları gizli yapmak, Sübhaneke, Euzü Besmele'yi de gizli okumak, efendim birer birer sünnettirler. İftidah tekbirini alırken, efendim dosdoğru durmak, bu şekilde dimdik dosdoğru durmak, yani başını eğmiyorsun,
dosdoğru duruyorsun. Ve o şekilde iftidah tekbirini alıyorsun. Bu da ayrıca sünnettir. Kıyamda ayakların arasını dört parmak açık tutmak, bu da sünnettir Hanefi ekolünde. Kıymetliler, sabah vaktiyle öğle vaktinde Tıval-ı Mufassal'dan okumak sünnettir. İkindi ile yatsı namazlarında orta uzunlukta olanlardan okumak sünnettir. Akşam vaktinde ise kısa surelerden, ki bunlara kısar mufassal deniyor ki, yani Kur'an-ı Kerim'in sonundaki kısa surelerden okumak sünnettir. Eğer kişi misafir ise, bu yani yolcu ise, bunlar dilediği sureyi okurlar, serbestdirler. Birinci rekatında, yani her namazın birinci rekatında kıraati uzunca okumak, bu da ayrıca sünnettir. Bu daha çok İmam-ı Muhammed'in görüşü olarak konmuştur. Efendim, rükû ve secde için tekbir almak, bunlar da sünnettir. Semi Allahu limen hamide, bu da ayrıca sünnettir. Rükû ile secdede üçer kere tesbih okumak da sünnettir. Sübhane Rabbiyel Âlâ, secdede böyle demek, rükûde Sübhane Rabbiyel Azim demek sünnettir. Rükû durumunda elleriyle diz kapaklarını tutmak ve bu da sünnettir. Yine rükûde parmaklarını ayırması, efendim, erkeklerde sünnettir, kadınlar ayırmazlar. Rükûde yine erkeklerin sırtlarını düzgün tutmaları, başlarını, efendim, yine sırtlarıyla bir hizada tutmaları da, efendim, bu da sünnettir. Tadili erkanı, erkana riayet etmek, rükû ve secdeden doğrulmak, bunlar da sünnettir. Önce dizleri, sonra elleri, sonra yüzü, efendim, secdeye koymak, bunlar da birer birer sünnettir. Kalkarken de bunun tam tersini yaparak kalkmak sünnettir. Evet kıymetliler, secdenin iki avuç arasında yapılması da yine sünnettir Hanefilerde. Karnını uyluklarından, iki dirseğini böğürlerinden uzak tutması da, iki kolunu yerden uzak tutması da birer birer sünnettir. Bunlar secdedeyken bilhassa. Kadının karnını secdede uyluklarına yapıştırması sünnettir. Kadınlar vücutlarına kollarını, uyluklarını yapıştırırlar ve o şekil secde ederler. Bu da kadınlar için sünnettir. İki secde arasında oturmak, bu vaciptir. Efendim,
iki secde arasında oturmak bu vaciptir. Yine teşehhütte iki eli iki uyluk üzerine koymak da sünnettir. Kıymetliler, bu iki secde arasında da böyledir, teşehhütlerde de böyledir. İki eli uyluk üzerine koymak sünnettir. Oturuşlarında sol ayağı yere yayıp sağ ayağı dikmek, ayak parmaklarını kıbleye yöneltmek, bunlar da birer birer sünnettir. Kadınların sağırları üzerine oturup uyluklarından birini diğeri üzerine koymaları ve sol ayaklarını sağ kabaları tarafından çıkarmaları, bunlar da onlar için sünnettir. Buna daha önce de değindik bu konulara. Yeri geldikçe değiniyoruz ki konular devam edildikçe daha iyi anlaşılır. İşaret parmağıyla işaret etmek, şehadet getirirken tabi, La ilahe derken kaldırıp, İllallah derken indirmek, Hanefilerde sünnettir. Yine, ilk iki rekattan sonra, Fatiha'yı okumak, yine sünnettir. Son oturuşta, salavat-ı şerife getirmek, şanlı peygamberimize aleyhissalatü vesselam, bu da Hanefilerde sünnettir. Bu salavat-ı şerifeler salli ve bariktir, kıymetliler. Şöyle hatırlatmak için okuyorum. Bunu herkes bilir. Bilenler de salavattan maksat neyin olduğunu duymuş olsunlar. Çünkü mezheplerimiz delilleri ortaya koymuşlardır. Kendilerini ortaya koymamışlardır. İslam'da mezhep taassubu yok. Bu yüksek alimler ortaya delilleri koymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in sünneti, icmayı, kıyası, asli fer'i delilleri, peygamberimizin şahsında uygulanan, öğretilen, yaşantılan, yerleştirilen İslam'ı delilleriyle ortaya koymuşlardır. Mezheplerin okulu yüksek bir İslam okuludur. Onun için mezhep taassubu yok, mezheplerin ortaya koyduğu deliller var, ilim var, ilim. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barikte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. İşte salli barik, bunlar okumak sünnettir. Hanefilerde son oturuşlardan, tahiyyattan sonra okunur. Kıymetliler, bunların kaynakları birer birer sahih sünnette mevcuttur. Bu haberleri kıymetli muhaddislerimizden Buhari, Müslim, bunlar rivayet etmişlerdir. Kıymetliler, yine bu fıkıh mezheplerinin, fıkıh ekolünün asli kaynakları tevatür yoluyla asıllardır okunarak gelmiştir. Yani Buhari şerif, Müslim-i şerif, hadisi şerifler korunarak geldiği gibi bütün hadis-i şerifler bu mezheplerin fıkıh kaynakları da korunarak gelmiştir. Hem de tevatür derecesinde. Yani
bir Hanefilerin fıkıh kitaplarına baktığınız zaman kaynak kitaplarına bunlar tevatür derecesinde gelmişlerdi. Korunarak, okunarak. Asırlardır okunarak geliyor. Hiç Hanefilerin dünyada bulunmadığı bir an yok ki. Bu okul asırlardır devam ediyor. Malikiler, Şafii, Hanbeliler de böyle. Bunlara yakın diğer kıymetli alimlerimiz de var. Ama bunlar öne çıkarak gelmişler ve gidiyorlar. Önde gidiyorlar. Ne hariciler, o günün ne haricileri, ne bugünün haricileri, emperyalistlerle, İslam'ın azılı düşmanlarıyla işbirliği yapan, kendisinin sureti haktan gösteren fitne odaklarına hiç taviz verilmemiş, verilmeyecektir. Bunu da kulağına küpe et. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, salavat-ı şerife getirdikten sonra şanlı Kur'an-ı Kerim'den sünnet lafızlarına benzer şekilde duada bulunmak, Kur'an ve sünnet dualarında bulunmak da ayrıca sünnettir. Sağ, önce sağa, sonra sola dönmekle selam verirken, bunlar da bu dönme olayı, sağa sola dönme olayı da sünnettir. Yine imam efendilerin müminler ile hafaza meleklerine ve cinlerin iyi olanlarına selam vermeyi niyet etmeleri de sünnettir. Bakın buraya dikkat etsin imam efendiler de, cemaat efendiler de. İmamın müminler ile hafaza meleklerine ve cinlerin iyi olanlarına selam vermeyi niyet etmesi, bu da sünnettir. Kıymetliler, gece ve gündüz melekleri nöbetleşerek sizi takip ederler. Bakın bunu yine Buhari ile Müslim-i Şerif'te rivayet edildiğini görmekteyiz. Sabah namazı ile ikindi namazında ise melekler toplanırlar. Nöbet değişikliği yaparlar. Gece gündüz melekleri nöbetleşerek sizi takip ederler. Görünen cemaat var. İmam Efendi bunları dikkate alır. Bir de görünmeyen cemaatimiz var. Bunlar melekler ve cinlerdir, Müslüman cinler. İmam Efendi bunlara da ne yapar? Efendim selam vermeyi bunlara da niyet eder. Bunlar başta müminler. Kim bu müminler? İmamın arkasında. İmama tabi olan, Muhammedi şeriata tabi olan cemaat. Bir de hafaza melekleri ve diğer melekler ve Müslüman cinler. Bunlara ne yapar? İmam Efendi selam vermeyi niyet eder. Bu da sünnettir. Cemaatin selam verirken imamına cevap vermeye niyet etmesi, cemaat sağ tarafında ise sağa selam verirken bu niyeti yapar. Sol tarafta ise sola selam verirken niyet eder. Diğer cemaata, meleklere ve cinlerin de yine Müslüman olanlarına selam vermeye de niyet eder. Bakın cemaat da selam verirken
ne yapması gerekiyor? Bunda da sünnettir. Burayı bir daha hatırlatayım cemaatların içinde. Dinini, fıkıh konularını bilmeyenlerin sayısı gayet çok. Zaten bu dersleri dünyaya işlememizin hikmetinden, Mevla'nın lütfu keremine istinaden, onun lütfetmesi, kerem etmesiyle insanlığa hizmet etmek amacındayız. Fıkıh bilgisinden dünya çok yoksun. İstisnalar kaideyi bozmaz. Cemaatin selam verirken imamına cevap vermeye niyet etmesi sünnettir. İmamına selam vereceksin. İmam selam veriyor cemaatine. Cemaat da ne yapacak? İmamına selam vermeye niyet edecektir. Ona cevap vermeye niyet edecektir. Eğer cemaat sağ tarafında ise, sağ selam verirken bu niyeti yapar. Sol tarafta ise, sola verirken bu niyeti yapar. Evet kıymetliler, eğer tam arka tarafında bulunuyorsa, iki tarafına da selam vermeye niyet eder. Bununla beraber diğer cemaata, meleklere ve cinlerin iyi olanlarına, yani Müslüman cinlere de selam vermeye niyet eder. Bunları kim yapar? İmam yapar. İmamın arkasındaki cemaat. İmamın görevini söyledik. Şimdi de bu da cemaatin görevi. Yalnız başına namaz kılan kişiler selamı ile sadece meleklere selam vermeye niyet etmeleri sünnettir. İkinci selamda sesini birinciden daha hafif yapması da sünnettir. İmamın selamına yakın olması, kimin? Cemaatin selamı, imamın selamına yakın olması da sünnettir. İmamın peşinden, imamdan önce değil, çok da geç de değil, imamın peşinden selam vermen gerekiyor. Selama sağdan başlamak sünnettir. Hanefi ekolüne göre sünnetlerden bahsediyoruz. Kıymetli izleyenler, mesbuk olan cemaatin imamın ikinci selamını bitirmesini beklemesi de ayrıca sünnettir. Mesela imamla, cemaatla birinci tekbire, iftida tekbirine, birinci rekata yetişemeyen insanlar imamın selamını beklemeleri sünnettir. Evet, sehiv secdesi bulunmadığını bu şekilde öğrenmiş olur. Kimin? İmam. Sehiv secdesi yapabilir. Sen eğer selamı beklemeden kalkarsan, o zaman imama uymamış olursun bu konuda. Şimdi kıymetliler, kısaca bunları Hanefilere göre birçok maddelerle bunları size saydıktan sonra Maliki ekolündeki kıymetli alimlerimizin de bu işe bakışlarına bir bakalım. Onların da sünnet anlayışına bir bakalım. Şimdi farz namazların birinci ve ikinci rekatlarında Fatiha'dan sonra bir ayet okumak Malikilerde sünnettir. Evet, bu farzların, bak dikkat et buraya, farz namazların birinci ve ikinci rekatlarında
Fatiha'dan sonra bir ayet okumak sünnettir. Malikilerde, bu Hanefilerde vacib idi biliyorsunuz. Unutmayın. Bu dersleri tekrar tekrar dinleyin. Tekrar tekrar gözden geçirin. Fıkıh ekolünde çok okuyun. Bu dersleri hiç kaçırmayın. Sizlere Kur'an-ı Kerim'in tümünü verdik. Keşif notları olarak özünü verdik. Tefsir ve keşfini vermeye devam et. Gayret et tamamını Kur'an-ı Kerim'in. Şimdi onun peşinden biliyorsunuz tasavvuf notları, hadisi şeriflerden keşif notları, kelam notları, itikatta fıkıh-ı ekberi, şimdi de amelde fıkıh-ı ekberin dersleriyle ne yapıyoruz? Okuyoruz, okutuyoruz. Mezara kadar okuyalım, okutalım. Eğer dikkatinizi çekecek bir şey olursa, bu haberlerin kaynakları, her fıkıh mezhebinin fıkıh kaynakları var. Oraya müracaat edilince, herkes o dikkat ettiği şeyde, eğer bir anlayamadığı konu olursa, oraya müracaat eder veya sorar. Bilmeyenler, bilenlerden sorarlar. Kaynaklara müracaat ederler ve gerçekler gün ışığında devam eder. Çünkü Yüce İslam yanlışı kabul etmez. İslam'da kusur yok. İslam dörtlükten daha kamil. Allah dinini tamamlamış, kemal erdirmiş. Kusur varsa insanoğlundadır. İnsanoğlu ya cahildir, ya gafildir, ya acizdir. Diller sürçer. Yorgunluk olur, gaflet olur. Hanbeli diyeceği yerde Hanefi der. Hanefi diyeceği yerde Hanbeli der. Böyle bir kargaşa olabilir. Ama bunların gün ışığında ispatı kolaydır. Kaynaklar meydanda. Siz derslerinize iyi devam edin. Hiçbir yanlış yanlış olarak kalmaz, derhal düzeltilir. Allah'ın lütfu keremiyle. Onun için kıymetliler, farz namazlarda Fatiha'dan sonra ilave kıraatte bulunmak için ayakta durmak da yine Malikilerden sünnettir. Ayak açıktan yapmak, efendim yine kıraati açıktan okumak, yine Malikilerde sünnettir. Yine gizli okunacak namazlarda gizli okumak Malikilerde sünnettir. Şimdi farzlara, bu sayılanlar farzlara mahsustur. Erkek ve kadınlar için gizli okumanın asgari ölçüsü Malikilerde dili hareket ettirmektir. Bakın, Malikilerde erkek ve kadınlar için gizli okumanın asgari ölçüsü dili hareket ettirmektir. Bunlar da sünnet Malikilerde. İftidah tekbiri dışındaki bütün tekbirler de sünnettir. Semiallahu limen hamide demek, bu da sünnettir. Bütün teşehhütler, bakın, bunlar da sünnettir. Teşehhüd için her bir oturuş dahi sünnettir. Bakın.
hangi lafızla olursa olsun salavat getirmek, efendim bu da sünnettir ve Malikilerde de salli barik Hanefiler gibi okunmaktadır. Kıymetli ve muhterem izleyenler, iki ayağın baş tarafı, iki diz ve iki avuç üzerine secde etmek, bunu Malikilere göre meşhur olan görüş, efendim, bunlar sünnet olduğu gibi vacip olan secdenin alın üzerinde olmasıdır Malikilerde. İki ayağın baş tarafı, iki diz ve iki avuç üzerine secde etmek Malikilerde sünnettir. Efendim, vacip olan ise secdenin alın üzerinde olmasıdır. Açıktan okurken imama uyanların sükût etmesi, duymasa bile sükût etmek yine Malikilerde sünnettir. Vacip miktardan daha fazla itminan ve itidale dikkat etmek, bu da efendim sünnettir. Yine Malikilerin bir de mendukları vardır. Eda niyetiyle namazını kılarken, vaktin namazlarını kılarken eda niyeti yapmak, kaza niyetinde bulunmak. Şimdi kaçırılmış bir namazı kılarken de kaza niyetinde bulunmak. Bunlar da menduptur Malikilerde. Rekatların sayılarına niyet etmek yine menduptur. Allah'ın yüceliğini, heybetini göz önünde bulundurmak menduptur. Huşu içinde namaz kılmak ise vaciptir Malikilerde. Diğerlerinde de zaten biliyorsunuz hepsinde huşu gereklidir. İki eli sadece iftidah tekbiri alırken omuz hizasına kadar kaldırmak. Diğer tekbirlerde değil, sadece iftidah tekbiri alırken omuz hizasına kadar kaldırmak Malikilerde menduptur. Elleri vakarlı bir şekilde salıvermek yanlara doğru, bu da menduptur. Farz namazlarda ellerin göğüs üzerinde tutulması, efendim, mekruhtur demişlerdir Malikiler. Evet kıymetliler, yine sureyi tam olarak okumak menduptur. Fatiha'dan sonra bir sure okuyorsan bunu tam okuman menduptur demiş Malikiler. İkinci rekatta başka bir sure okumak, birinci rekattan mesela başka bir sure okumak da menduptur. Farz namazlarda iki rekatta aynı sureyi tekrarlamak mekruhtur Malikilerde. Bir rekatta iki sure okumak da mekruhtur Malikilere göre. Sabahül ile öğle kıraatlerini uzatmak menduptur. Mufassal surelerin ilki olan Hucurat suresidir. Efendim, bunlar da mufassal surelerin ilki olan Hucurat suresidir. Sabah ile öğle namazlarında uzunca okunur. İkindi ile akşam
namazlarında ise kıraati kısa yapmak menduptur. Ve duhadan başlayarak mufassal surelerin kısa olanlarından okumak menduptur. Yatsı vaktinde orta uzunlukta okumak yine menduptur. Bu da Abese suresinden başlar ve Leyli suresinde son bulur. Evet kıymetliler, gizli okunan namazlarda okuduğunu kendisine işittirmesi menduptur. Akşamın son rekatı ve yatsının son iki rekatında imamın arkasındaki cemaatin kıraatte bulunması efendim menduptur. Bu gizli kılınan namazlarda. Yine velellallin'den sonra amin demesi de menduptur. Gizli okunan namazlarda imamın amin demesi de menduptur. Malikilerle ilgili mendupları saymaktayız. Amin sözünü gizli söylenmesi menduptur. Malikilerde de, Hanefilerde olduğu gibi. Rükûde sırtını düzgün tutması menduptur. Rükûde iki elin dizler üzerinde yerleştirilmesi menduptur. Yine rükûde Sübhane Rabbiyel Azim ve bihamdihi şeklinde secdede Sübhane Rabbiyel Âlâ ve bihamdihi şeklinde tesbih okumak da menduptur. İki dirseğini böğürlerinden uzak tutması menduptur. Malikilere göre. Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Bu mendup olduğu gibi vavun hasfedilmesi de caizdir demişlerdir. Semi Allahu limen hamide. Cemaat bunu söylemez, bunu imam söyler demişlerdir. Sadece Rabbena lekel hamdi söyler cemaat demişlerdir. Yalnız başına kılan kişi ikisini de söyler demişlerdir ki bu bütün hepsinde vardır. Bunlar da Malikilere göre birer birer menduptur. Rükû ve secdede secdeye eğilmek için tekbir getirmek de menduptur. Malikilerle ilgili dersimiz devam ediyor. Secdede alnı ve burnu yere yerleştirmek menduptur. Secdeye eğilmek için elleri dizlerden önce yere indirmek. Kalkma durumunda ise bunun tam tersini, aksisini yapmak da Malikilerde menduptur. Secdede parmak uçları iki kulağın hizasında olmalıdır. Bu da menduptur. Parmaklarını bitiştirmek, efendim, bu da menduptur. Secdede karınlarını uyluklarından uzak tutmaları, erkeklerin, dirseklerini dizlerinden ayırmaları, pazularını böğürlerinden vasat bir şekilde uzak tutmaları da menduptur. Bunlar erkekler için. Kadınlarda ise böyle değil. Onlar toplanır, düzülürler. Bu şekilde yaparlar bunları. Kadınların mendubu da öyledir. Secdede duada bulunmak, efendim, yine Malikilerde menduptur fakat tesbih duaya takdim edilir. Bu da ayrıca menduptur. Teşehhütte sol ayağı, efendim,
yatırmak, sağ ayağı sol ayağın arkasına gelecek şekilde dikmek. Sağ ayağın baş parmağını yer üzerine koymaktır. Bu da menduttur Malikilerde. Yine parmak uçları dizler üzerine gelecek şekilde uyluklar üzerine konması. Efendim, yani oturuşta iki avucun parmak uçları dizler üzerine gelecek şekilde uyluklar üzerine konulması da menduptur. Uyluklarını ayırmaları yine erkeklerin menduptur. Oturuş esnalarında baş parmak ile işaret parmağı dışındaki parmakları yummak. Efendim, işaret parmağı daimi olarak sağa sola hareket ettirirler Malikiler. Bu da onlar da menduptur. Sabah namazında kunut yapmak. Kunutun yeri ikinci rekatın rükûsünden öncedir. Kunutun gizli olarak yapılması menduptur. Evet, kunutta Allahümme inna nesta'inüke ve Allahümme iyyâke nâbudu ve leke nusallî efendim dua, kunut dualarını okur Malikiler de, aynı Hanefiler de olduğu gibi. Selamdan önce salavat getirdikten sonra efendim duada bulunmak yine menduptur. Teşehhütte olduğu gibi duayı gizlemek efendim menduptur. Duanın gizli yapılması, duanın umumi olması da menduptur. Allahümme affir lena ve li validina gibi ilahi bu dualar okunur, umuma ait. Bunlar menduptur. Duaların en güzeli kitap ve sünnete, sünnette bize gelen örneklerdir. Kulun kalbine doğan şeylerdir. Tabi bu kalbe doğuşlar ilham olmalı, vesvese olmamalıdır. Sağ selam verirken tamamen namazdan çıkmaya niyet etmesi, bu da menduptur.